Bizim ölümümüz ebedi bir düğündür. Onun sırrı nedir? O tek bir Allah'tır. Evlerin pencerelerinden içeri giren güneşin ışığı, her evin içine ayrı ayrı pencerelerden girdiği için bölünür gibi görünür. Lakin bütün evlerin pencereleri kapanırsa, bu bölünme, sayı ortadan kalkar. Bir üzüm salkımının üstündeki üzüm taneleri sayılabilir. Fakat o salkım sıkılırsa, meydana gelen şırada sayı yoktur. Aslında ölüm, Allah'ın nuru ile diri olan kişinin ruhuna vücut zindanından kurtuluş yardımıdır. Ölüp giden kişiye kötü deme, iyi de deme. Çünkü onlar iyilikten de, kötülükten de kurtulmuşlardır. Gözünü hak uğruna harca. Herkesi kötü görme. Görmediğini de söyleme. Söyleme de gözüne başka bir göz, başka bir görüş verilsin. Başkalarında ayıp görmediğin için sana verilen o göz, gözlerin de gözüdür. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bir göz ancak Allah'ın nuruyla bakarsa her şeyi apaçık görür. İse de sen hepsine birden hakkın nuru deme. Baki olan, sonsuz olan nur Allah'ın nurudur. Fani olan, geçici olan nur vücudun sıfatıdır, cismin sıfatıdır. Ey Allah'ım! Senin lütfunu, ihsanını görmüştür de onun için göz kuşu senin aşk havanda kanat çırpmaktadır. O ötelere, göklerin de göklerine kadar yükselmiştir de seni arayıp durmaktadır. Ya ona cemalinden bir göz ver, yahut da bu cüreti, bu ayıbı yüzünden onu kapından kovma. Ava çıkmakta ısrar ettiğin iyi oldu İlyas. Ne vakittir saraydan ayrılamıyordum. Devlet işleriyle ziyadesiyle meşguldünüz şehzadem. Birkaç gün dolaşır orman havası alırsınız. Sen de olmasan beni düşünen yok. Böyle söylemeyin şehzadem. Hünkârımız ve Mihrimah Sultanımız üzerinize titriyorlar. Keşke ben de şu zor günlerde onların yanında olabilsem. Bilhassa hünkârımızın. Mihrimah'ın dediğine göre uzun süredir yüzü dahi gülmüyor. Kimseyle konuşmuyorlarmış. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Şehzadem. Arzu ederseniz muhafızları atlatalım. Böylece daha rahat dolaşırız. Sultanım, nihayet döndünüz. Siz yokken bu süreyi idare etmek güç. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yahya Bey'in de yardımıyla bir hadise çıkmadı çok şükür. Lakin şehzademizin hali herkesi tedirgin ediyor. Hatunlar görmeyince dedikodu aldı yürüdü. Kimin haddine düşmüş dedikodu etmek? Sen hatunları taşlığa çıkar. Ben birazdan geliyorum. Emredersiniz sultanım. Mustafa. Validem, hoş geldiniz. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Mekanı cennet olsun. Amin. Tek tesellim sultanımızın huzur içinde İbrahim Paşa'nın intikamını alarak vefat etmesi. Hünkârımızın hali kötü diyorlar. Son hadiseler bir hali yıpratmış. Delirdiğini söyleyen bile var. Allah korusun. Mustafa, Mihrimah ve Rüstem rahat durmuyor. Mehmet'in tahta çıkması için hazırlık yapılmış. Unutma ki payitahtı senden daha yakın. Validem, nereden çıkarıyorsunuz şimdi bunları? Hakikat bu. Maazallah. Bir an evvel uyanıp kendi kaderini ellerine almazsan olacak olan da bu. Taşlıcalı Hızır Hayrettin Paşa'yı karşılamaya gitti. Birazdan gelir. Eğer bana inanmıyorsan vaziyeti ona sual edersin. Haremde artık kalamıyorum Rüstem. Her köşesi validemin hatıralarıyla doluyken yapamıyorum. Haremi başıboş bırakamayız sultanım. Aksi halde Şah Sultan ve Mahidevran'ın böcekleri haremi sarar. İlaveten hünkârımızın hali hal değil. Hatice Sultan'ın yaptıkları ve kollarına canına kıyması acılığın tuz biber oldu. Nasıl olmasın ki? Ali Ağa da kaçtı. Valideme ne olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Mihrimah. İçinde en ufak bir umut varsa söküp at. Hürrem Sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bunu kabul etmezsen huzur bulamazsın. Tıpkı hünkârımız gibi. Ben validemin saçının teline razıyım Rüstem. O teli görmeden de kimse öldüğünü inandıramaz beni. Hızır Hayrettin Paşa'nın Amasya'ya gittiği söylendi. Sefer arifesindeyken bu ziyaret hiç hayra alamet değil. İkisi de hünkârımıza sadıktır. Zinhar isyan etmezler. Zinhar zinhar deme sultanım. Hürrem sultanımızın başına gelenler ortada. Alçakça katlettiler. Hatice sultanımın tek başına yapması mümkün değil. O sadece suçu üzerine alarak diğerlerini kurtardı. Madem öyle ispat et bunu. Nazideşmenin kimseye faydası yok sultanım. Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey Şehzade Mehmet'i korumak. Bilhassa sefer zamanı. Şehzadelerimizin sancaklarından mütemadiyen haber geliyor. Şükürler olsun, hepsi afiyetteler. Öyle. Mehmet'im nasıl? Hususi olarak takip ediyoruz hünkârım. Allah uzun ömürler versin. Saruhan sancağını en iyi şekilde idare ediyorlar. Manisa'da herkes övgüyle bahsediyor şehzademizden. Öyle, öyle. Akılları, fikirleri hep sizde. Buraya gelmek, ayağınızın tozuna yüzlerini sürmek istiyorlar. Allah izin verirse bir gün ben giderim yanına. Gel. Hünkârım. Malkoçoğlu, Hatice'nin ağasından bir havadis yok mu hala? Hünkârım, elimden geleni yapıyorum. Lakin Ali Ağa sırra kadem bastı. O halde derhal çık dışarı. Bulana kadar da gözüme görünme. Hünkârım. Sen de çık paşa. Dışarı. Yalnız bırakın beni. Vezir-i Azam Hazretleri. Hiç girmeyin Yusuf Paşa. Hünkârımız kimseyi görmek istemiyorlar. Hüseyin Paşam, Ala'yı derhal bulmamız lazım. Yer yarıldı, içine girdi melun. Elime geçirsem ciğerini sökeceğim. Nereden bilirdim bunu yapacağını, yoksa sultanımızın emrinde verir miydim hiç? Bosna'ya kaçmış olabilir mi paşam? Zannetmem. Lakin tetkik etmekte fayda var. Allah'tan hünkârımız benim masumiyetime inandılar. Siz gönlünüzü ferah tutun paşam. Herkes sizi iyi bilir. Lakin hünkârımızdan bir müddet uzak durun. Biz de öyle. Zira acıları da öfkeleri de büyük. Nazır efendim. Tebrik ediyorum şehzadem. Bu kez muhafızları atlatmayı başardık. Çocuk gibisin İlyas. Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Hayli sıkıntılı gördüm sizi. Eğer keyfiniz bir nebze yerine geldiyse ne ala. Hatice Sultanımızın vefatı bir hayli üzücü. Neden canına kıydı İlyas? Senin bir malumatın var mı? Hayır şehzadem. Daha evvel de denediklerini söylemiştiniz. Öyle de aradan seneler geçti. Ne oldu birdenbire hala anlamış değilim. Allah rahmet eylesin. Amin. Kaç zamandır Mustafa abimden de ses seda yok. Sancağa çıktığımdan beri görüşemedik. Siz kendisine mektup yazdınız mı şehzadem? Son zamanlarda bana karşı öylesine kızgın, öylesine öfkeliydi ki sanki ben suçluymuşum gibi. Oysa bu hünkârımızın emriydi. Abim bunu hazmetmeli, acısını benden çıkarmamalıydı. Şehzade Hazretleri. Anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Hadi gel İlyas. Hava kararmadan avlanalım. Sonra aç kalırız. Bizzat ben gidip konuştum. Zira kimseye itimadım yok. İnşallah bir gören duyan olmamıştır. Hayır, icap eden talimatı verdim. Yakında haber alırız. Bu o kadar kolay değil sultanım. Nihayetinde bu ölümden kimsenin şüphelenmemesi lazım. İlyas'a güvenim tam. Mutlaka bir yolunu bulacaktır. O güne kadar bekleyeceğiz. Sultanım. Hoş geldin Malkoçoğlu. Beni görmek istemişsiniz. Evet, senden bir isteğim olacak. Malum, aramalar son buldu. Kimse artık validemi aramıyor. Herkes ondan umudunu kesmiş vaziyette. Sultanım. Biliyorum, sen de onlar gibi düşünüyorsun. Lakin ben bunu kabul edemem. Bunu hazmedemiyorum. Valideme ne olduğunu, ona ne yaptıklarını öğrenmem lazım. Bana ancak sen yardım edersin. Ali Ağa haricinde elimizde hiçbir malumat yok sultanım. Lakin ona da ulaşamıyoruz. Murat Ağa'yı nasıl bulduysan onu da bulursun. Yeter ki vazgeçme. Gel. Şehzadem. Neden geldin kapıdan paşa? Taşlıcalı benden uzak durmanı söylemedim sana. Söyledi. Ben de bu yüzden gelmeyi tercih ettim ya. Rüstem bu fırsatı kaçırmaz. Boş yere hünkârımızın şimşeklerini üzerine çekme. Temiz suya kurbanın vakvakasından ne zarar? Sefer kararı alındı şehzadem. Hünkârımız Peşte'yi kuşatan Avusturya'ya bir ders verme kararı verdi. Hazırlıklar tamamlanınca orduyla Budin'e gidecekler. Fransızlar da yardım istiyor. Ben de donanmamla Marsilya'ya gideceğim. Şarken'e karşı birlikte büyük bir mücadeleye girişeceğiz. Bakalım Fransızlar bu sefer sözlerini tutabilecekler mi? Benim için ne buyurdular? Siz sancağınıza kalacaksınız. Şehzademiz Mehmet de öyle. Sefer hayırlara vesile olur inşallah. Lakin her türlü vaziyete hazırlıklı olmak gerek. Mahiden bahsettim. Şehzadem, Mahidevran Sultanımızın sözlerine kulak verin. Devlet-i âlenin üzerine kara bulutlar çökmüş. Göz gözü görmüyor. Hal böyleyken tahtın en güçlü varisi siz şehzademizin dirayette olması ve bu kara bulutları dağıtması şart. Tavsiyen nedir paşa? Rüstem'in canını almak mı yoksa tahta çıkmam mı? Haşa. Sizden istediğim tek şey, vaka bu sizi seven ve her daim sizi destekleyen halkın ve askerin de isteğidir. Ayağa kalkın şehzadem. Bu yüce devletin sahipsiz olmadığını gösterin onlara. Bu yüce devletin zaten bir sahibi var Kapıdan Paşa. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Bana böyle yaşamamı reva gördüler, ben de yaşıyorum. Müsterih olun sultanım. Elimden geleni yapacağım. Lakin sabırlı olmanız lazım. Uzun sürebilir. Sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Malkoçoğlu! Paşam hoş geldin. Biz de Bali Bey'le karşılaştık, sohbet ediyorduk. Sana bizden uzak durmanı söylemiştim. Neden her defasında karşıma çıkıyorsun? Sultanım. Sualime cevap ver. Karşınızda hünkârımızın musahibi var. Ben size nasıl hürmet ediyorsam, siz de bana edeceksiniz. Ben senin gibi ayyaş, hatun düşkünlerine hürmet etmem. Malkoçoğlu, yapma. Bu yaptığın yanına kalmayacak Malkoçoğlu. Bir vezire el kaldırmak neymiş göreceksin. Ne yapıyorsun sen? Bunun bedeli ağır olacak. Hünkârımıza verecek hesabını. Ağzını açıp tek kelime edersen beni kaybedersin Rüstem. Zira onun bir suçu yok. Ben çağırdım onu. Sen mi? Evet ben. Ali Ağa'yı sual ettim kendisine. Malumat var mı diye merak ettim. Hepsi bu. Hem başka ne olabilirdi ki? Bu Bu hadise hiç yaşanmadı. Hünkârımızın haberi olmayacak. Benim yüzümden suçsuz birinin canı yansın istemem. Eğer bir şekilde ortaya çıkar ve Bali Bey'in başına bir hal gelirse senden bilirim. Sağ ol. Ordu sefere çıkıyor. Lakin hünkârımız benim katılmamı istemediler. Rüstem Paşa başka bir şey söylemediler mi? Mustafa abim de gitmeyecekmiş. Bu vaziyette benim Manisa'da kalmamın mühim olduğunu yazmış. Paşamızın elbet bir bildiği vardır şehzadem. Hayli geç oldu. Erkenden uyandır beni. Gün ağrırken yürümek istiyorum. Merak etme şehzadem. Ben etrafı kolaçan edeceğim. Şehzademizin yanından ayrılmayın. Sultanım. Bugün olanlar için üzgünüm. Lakin için rahat olsun. Sana zarar gelmesine müsaade etme. Rüstem hünkârımızla konuşmayacak. Hayırlı geceler sultanım. Şehzademiz de vaziyette. Verdiğin ilaç tesirliymiş. Çoktan uykuya dalmıştır. Sen şimdi git. Sakın kimseye görünme. Haremin nizamıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yok hünkârım. Sağ olsunlar Mihrimah Sultanımız da her daim yardımcı oluyorlar bana. Gözünüz arkada kalmasın. Hala başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, haddim olmayarak size söylemek istediğim bir husus var. Söyle. Malumunuz üzere doğduğunuz o mübarek günden beri yanınızdayım. Üzerinizde zerre kadar hakkım var ise sözlerime kulak verin. Validemiz, Ayşe Hafsa Sultanımız, toprağı bol olsun. Babanız rahmetli Sultan Selim Hanımıza büyük bir aşk ve sadakatle bağlıydılar. O gün hünkârımızın vefat haberi geldiğinde eski sarayda yanlarındaydım. Gözlerindeki kederi gördüm. Nefes dahi almak istemiyorlardı. Buna rağmen derhal sizin çağrılmanızı emrettiler. Yani yapılması icap edeni yaptılar. Gam deryasında boğulmak yerine evlatlarına sarılmayı onlar için, devleti âliyenin bekası için ayakta durmayı tercih ettiler. Demem o ki hünkârım, bu yaz bitsin artık. Yüzünüzün ışığıyla aydınlatın biz kullarınızı. Ay karanlığa düşmüşse asıl kaynağa bakmak icap eder Hafif Hatun. Işığın kaynağına. İşte o bizi bıraktıysa, terk ettiyse, o vakit binlerce mum yaksam nafile. Şehzademiz uyudular mı? Uyudular Şahincibaşı. Hala. Ben bir bakayım. Rüstem Paşa'dan emir geldi. Hünkârımız seferdeyken şehzademizin emniyetini sağlamak için hususi tedbirler alınacak. Benden başka kimseye itimat etmeyin. Zinhar şehzademize yaklaştırmayın. Merak etme Şahincibaşı. Şehzademizin kılına dahi zarar veremezler. Âlâ. Hayrola Bostancıbaşı? Siz neden geldiniz buraya? Şahincibaşı, derhal şehzademizi görmem gerekiyor. Şehzademiz uyuyorlar. Sabaha beklersiniz. Buyurun oturun şöyle. Vaziyet mühim. Şehzademizi uyandırın. Bekle. Hayırlar olsun inşallah. Nedir bu kadar mühim olan? Ağalar! Ezin şunun başını. Şehzadem. İyi misiniz şehzadem? Yılan sizi ısırmadı ya. Ne diyorsun sen İlyas? Ne yılanı? Allah sizi korudu şehzadem. Gece vakti Bostancıbaşı gelmeseydi yılandan haberimiz dahi olmayacaktı. Sen ne arıyorsun burada? Size haber getirdim şehzadem. Hareminiz Cihan Hatun. Fenalaşmış şehzadem. Allah'a şükür iyiler. Ancak ebe kadın düşük tehlikesi olduğunu söylemiş. Derhal hazırlık yapın. Geri dönüyoruz. Emredersiniz şehzadem. Şehzademizi duydunuz ağalar. Herkesi uyandırın. Gidiyoruz. İlyas, görünen o ki bir can borcum var sana. Bu benim vazifem şehzadem. Ayrıca sizi ben değil, Yüce Rabbim korudu. Böyle bir haber gelmese ne yapardık? Her işte bir hayır vardır İlyas. Her işte bir hayır vardır. Malkoçoğlu. Hünkârım. Gecenin bu vakti. Hayırdır Malkoçoğlu? Ne vakittir bahsedeceğim. Fakat hadiselerden bir türlü fırsat bulamadım hünkârım. Müsaadeniz olursa seferden sonra memleketime gitmek istiyorum. Gidersin elbet. Nicedir ailene hasret kaldın. Bir hasbihal edersin, öyle dönersin. Hünkârım, bu bir ziyaret değil. Müsaade edin, bir Akıncı Bey olarak vazifemin başına geçeyim. Tuna'yı çok özledim. Rahmetli Mihaloğlu Ali Bey, Tuna'yı 330 defa geçerek kafir topraklarına akın yapmış. Tuna'yı yılda birkaç kez geçmeyene Akıncı Bey demezler. Müsaade edin, rahmetli Akıncı Bey'in izinden gideyim. Nice başlar alayım, kaleler fethedeyim. Kafir topraklarında Allah'ın adını yayayım. Anlaşılan bizi bırakmaya niyetlisin. Haşa hünkârım. Ben sizin ve yüce hanedanımızın sadık bir hizmetkarıyım. Sizin yanınızda olmak şereflerin en yücesi. Lakin burası, bu saray. Ben buraya ait değilim hünkârım. Yakında sefere çıkıyoruz. Seferde konuşuruz bunları. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, Yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirleri, düşmanlara karşı zafer kazanmanız için dua edeceğim. Mihrimah'ım, harem sana emanet. Gülfen ve Hafif Hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar Cihangir'i ihmal etmeyiz. Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Gülfen. Gazanız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet olun. Bir gözüm burada olacak Mihrimah. Sık sık gelirim yanına. Gelmeyin sultanım. Gelmeyin. Ne demek şimdi bu? Sizinle aramızdaki tek bağ hünkârımız. O burada değilken sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak istemiyorum. Sultanım, münakaşanın kimseye faydası yok. Aksine birlik olup birbirimize tutunmalıyız. Vademin kanına girenlerle birlik olmam ben. Onların ellerini sıkmam. Sümbül Ağa, Mercan Ağa, hünkârımız dönene kadar Şah Sultan'ın saraya girmesini yasaklıyor. Boyundan büyük laflar etme Mihrimah. Sen ne hakla bana yasak koyarsın? Hünkârımızdan gayrı kimse beni bu saraydan kovamaz. Ben başka sultanlara benzemem. Benim adım Mihrimah Sultan. Hürrem Sultan'ın kızıyım ben. Sizi değil saraydan, istersen payitahttan bile kovarım. Kim mani olacakmış, çıksın karşıma da göreyim. Sultanım. Sarayın usulleri ve tehammüller gereği... Kes sesini! Sarayın usullerini senden öğrenecek değilim. Bu sarayda istemiyorum. Eğer gelecek olursanız... başta Mercan Ağa olmak üzere birçok kişinin kellesi gider. Karar sizin. Bu terbiyesizliğini asla unutmayacağım Mihrimah. Asla. gitme vakti geldi mi? Evvela payitahta gidip donanma-i Hümayun'un başına geçeceğim şehzadem. Akabinde Fransızlarla beraber Şarken'e karşı yelken basacağız. Allah yardımcınız olsun paşam. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Amin sultanım. Fransız donanmasına itimat olmaz. İspanyol kâfirlerine karşı yalnız bırakabilirler sizi. Dikkatli olmak lazım. Bir gün gelecek, birlikte açılacağız deryaları şehzadem. Ve eminim bir uçtan ötekine fethetmediğimiz toprak kalmayacak. İnşallah Hızır Hayrettin Paşa. Aslanımla nice zaferleriniz olacak. Bilmezmiş gibi konuşmayın. Bu hayaller mazide kaldı. En azından benim için. Zira Amasya'dan çıkmam da yasak. Benimle gelin şehzadem. Nereye? Görmenizi istediğim bir manzara var. O vakit karar verin. Hayalleriniz mazide mi? Yoksa gözlerinizin önünde mi? Destur! Şehzade Mustafa Hazretleri! Allah Allah illallah! Baş yürüyen, sine pürüyen, kılıç halkam. Bu meydanda nice başlar kesildi. Olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah! Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz Şehzade Mustafa'ya ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbangı Muhammed'i, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali Pirimiz. Sultanımız Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Demmiler dermanına hu diyelim. Gördüğünüz gibi sizin kaderiniz sadece size ait değil şehzadem. Onlar size yürekten bağlılar. Sizinle aynı yoldan yürüyorlar. Onları yarı yolda bırakarak hayal kırıklığına uğratmaya hakkınız yok. Aslanlarım! İslam ordusunun yiğit neferleri! Küffarın üstüne, düşmanlarımızın üstüne sefere çıkıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Amin! Siz ki şanlı Osmanlı ordusunun en güzide, en kıymetli askerlerisiniz. Allah bileğinize güç, yüreğinize inanç versin. Amin. Şükürler olsun ki bir şehzade olarak sizlerin sevgisine ve sadakatine mazhar oldum. Benim için bundan daha büyük bir gurur olamaz. Yüce hünkârımızın yolunda yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Amin. Şehzade Mustafa çok yaşa. Şehzade Mustafa çok yaşa. Kılıcın değsin aşağı. Şehzade Mustafa çok yaşa. Kılıcın değsin aşağı. Kılıcın değsin aşağı. Şehzade Mustafa çok yaşa. Kılıcın değsin aşağı. Şehzadem. Cihan'ım. Nasıl oldu? Sizi gördüm ya şehzadem. Bütün acılarım uçup gitti. Fahriye Kalfa, nedir vaziyet? Fenalaşıp bayıldılar şehzadem. Az biraz da kanama olunca korktuk. Neyse ki iyiler şimdi. Şükürler olsun. Lakin gebeliği hassas dedi ebe kadın. Bundan böyle ilaçlarını içip bolca istirahat edecekler. Ne lazımsa yapılsın Fahriye Hatun. Gözünü Cihan'ımdan ayırma. Merak buyurmayın şehzadem. Sizi de yolunuzdan ettim şehzadem. Benim yüzümden döndünüz. Bağışlayın. Sen benim kıymetlimsin Cihan. İki elim kanda olsa gelirim elbet. Haberi alır almaz döndük biz de. İnşallah vaziyet ciddi değildir. Malumat aldım ben. Sıhhatleri yerinde. Fakat başımızda daha büyük bir bela var. Şehzade Hazretleri, hoş geldiniz. Hoş bulduk Lala. Hayırdır? Yüzünün hali ne böyle? Vaziyet kötü şehzadem. Akhisar ve civarında sari hastalık başlamış dediler. Ne hastalığı? Veba mı yoksa? Veba değil çok şükür. Lakin onun kadar beter. Çiçek hastalığı. Derhal hekim başını yolla. Bir heyetle gitsin. Vaziyeti iyice tespit etsin. Dedikleri gibi çiçek hastalığıysa yayılmadan önünü kesmek için ne lazımsa yapılsın. Emredersiniz. Çiçek illeti fenadır şehzadem. Derhal tedbir almak lazım sarayda. Fahriye Hatun'la konuş. O tecrübelidir, gereğini yapar. Sonra bana da malumat verirsin. Hünkârım, Hızır Hayrettin Paşa'dan zafer haberleri geldi. Sicilya'nın kuzeyindeki Messina ve İtalya'nın güneyindeki Reggio kalelerini teslim alarak yıktırmış ve sonra da boğazı geçerek Napoli'nin kuzeyindeki Gaeta limanına sığınmış. Teslim teklifini kabul etmeyen Vali Don Diego'nun gülle attırarak 3 neferin şehadetine sebep olması üzerine karaya 12.000 asker dökerek kenti zapt etmiş ve birçok ganimet ve esir almış. Kapıdan Paşa Roma'nın kapısı olan Tiber Nehri'nin ağzındaki Ostia limanına doğru yol alıyor. Roma'dan gelen habere göre rahipler ve rahibeler Barbaros geliyor diye dağlara kaçmaya başlamışlar. Şarlken ve Papa titresin artık. Allah Kızıl Elma yolunu açık, kılıcını keskin eylesin inşallah. Amin. Bosna Beylerbeyi Ulama Paşa ile Avusturya işgalindeki Macar topraklarına girip fütuhata başlamış. Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa da gazaya katıldı. Valpo ve Sikloş kaleleri fethedildi. Mohaç Bey'i Kasım Bey de Puçuy Kalesi'ni fethetti hünkârım. Tedbir nedir paşalar? Hangi yöne gidelim? Zapolyon'un ölümünden sonra Avusturyalılar Tuna ve Gren Nehri'nin arasındaki müstahkem bölge olan Estergon'u işgal etmişlerdi. Eğer Estergon'u fethedersek Ferdinand'a ağır bir darbe vurur ve bu dünya emniyeti alırız. Estergon, Seratler'de bizim için mühim bir merkez olur. Hünkârım, yalnız casuslarımızdan gelen habere göre Estergon, İtalyan, Alman ve İspanyol askerlerle kuvvetli bir şekilde takip edilmiştir. Eğer kuşatma uzarsa yağmurlara kalabiliriz. Hüsrev Paşa, kaç tane top getirdiniz? 315 tane hünkârım. 15 güne varmaz Estergon'u fethederiz. Oradan da İstonli Belgrad üzerine yürürüz. Böylece Serhat'te Budin'in savunma hattını ileri çekmiş oluruz. Hüsrev Paşa'nın hakkı var. Estergon'a gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Malkoçoğlu. Kendine bu kadar fazla güvenme. Hünkârımızın makbulüsün diye de böbürlenme. Bunu son yapan paşa şimdi maktul olarak anılıyor. Vereyim. Yapma. Yazık. Bu yüce devlet kimlerin eline kaldı? Gülbahar. emredin sultanım. Mektupların haline böyle. Sen mi yaptın? Haşa sultanım. Dokunmadım bile. Belli ki birisi karıştırmış. Allah bilir ne aradılar. Sultanım, yemeğinizi taşlığa hazırlamalarını söyledim. Bırak şimdi yemeği Sümbül. Birisi mektuplarımın olduğu sandığı karıştırmış. Rüstem'den gelen son mektup yok. Nasıl olur sultanım? Müsaadenizle ben de bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Mühim bir şey yok Emine Hatun. Rüstem şiir yazmış. Bir de tabii bana karşı dikkatli olması için ikaz etmiş Mihrimah. Hünkârımız gittiğinden beri haremde kuş uçurmuyorlar sultanım. Mercan Ağa bile giremiyor hareme. Sizin için de korktu diyorlar. Mihrimah çocuk daha. Bırak kendince eğlensin. Onu muhatap alacak değil. Aslında saraya gelmeniz bile kâfi sultan. Senden akıl mı alacağım hatun? Sen kendi işine bak. Al şunu. Hiç kimseye görünmeden götür yerine koy. Emredersiniz sultanım. Daireme girilip hususi sandığımdan mektup çalınıyor ve sizin haberiniz yok. Şah Sultan'ın böceklerinden biridir muhakkak sultanım. Ben derhal herkesi sorgu sual ederim. Lüzum yok. Ortalığı velveleye verirsen kim olduğunu asla öğrenemeyiz. Gel. Sultanım, illa sizi görmek istediler. Gel hem aşağı. Geldim. Oh, maşallah. Ay üstü kızım benim. Sen neden getirdin? Emine nerede? Emine Hatun çıktı sultanım. Haremde işleri varmış. Allah aşkına Gülfem. Mihrimah'a konuşmaya mı geldin buraya? Bırak istediğini yapsın. Öyle demeyin sultanım. Küçük Hürrem gibi dolaşıyor haremde. Hürrem deme. Hala bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum. Allah muhafaza. Rüstem'den de kurtulabilseydik hayırlısıyla. O kendini sağlama almış sultanım. Kimse onu yerinden oynatamaz. Aslında bir yolu var. Malum Rüstem Paşa Mihrimah'ı kendi gölgesinden dahi kıskanıyor. Eğer bir yolunu bulup Rüstem'in yüreğine şüphe düşürebilirsek ya kendi kendini yer bitirir ya da Mihrimah'ın gazabına uğrar. Ne yapıyorsun orada? Sultanım, etraf dağınıktı biraz, toparlayayım dedim. Müsaadenizle ben Hümarşah Sultanımızın yanına gideyim. Validem Hürrem Sultan'ın bir lafı vardır. Bunu asla aklımdan çıkarmam. Senin de kulağına küpe olsun. Sadakat her şeyden mühimdir. Afiyet bal şeker olsun ağam. Bak bu revaniyi sırf senin için hususi yaptım. Bolca koydun mu zehirine? Maazallah kurtulursam sonra elimde kalırsın. Tövbe tövbe. Sana da yaranılmıyor Mercan ağam. Vallahi yaranılmıyor. Yahu ne olur bir kerecik de eline sağlık çok güzel olmuş desen. Ölür müsün? Şu defteri getir de dün çarşıdan neler aldım bir bakalım. Mercan ağam, vay Mercan paşam. Böyle rahat mısınız yoksa size has odaya mı alalım paşam? Revaniler de yapılmış maşallah. Hep sen yiyecek değilsin ya. Bravo. Mercan Ağa, defteri sonra teftiş edersin. Mihrimah Sultanımız gönderdiler beni. Şah Sultan'ı yemeğe çağırmanı istediler. Hayırdır inşallah. Sultanımıza yasak koymuşlardı. Yahu ben nereden bileyim? Emir böyle. Çağırmayacaksan söyle başka birini yollayayım. Lüzum yok, ben giderim. Haydi. Yolla. Sümbül Ağam, Sultanımızın yemek için hususi bir istekleri var mı peki? Bıldırcın. Bıldırcın istediler. Yanına da şöyle leziz bir bulgur pilavı yaparsın. Etme ağam, nereden bulayım bıldırcını? Hem bulsam bile yetişmez ki zaten. Yahu beni alakadar etmez. Bıldırcın istiyorlar, başka bir şey istemiyorlar. Allah rahmet eylesin. Hürrem Sultanımız da pek severdi bıldırcın. Ve haydi, çabuk. Gel. Şehzadem. Benim Cihan'ım, Cihan'a bedelim. Nasılsın bugün? İkimiz de iyiyiz şehzadem. Aslanımı kucağıma alsaydım hayırlısıyla. Başka hiçbir şey istemem. O günü ben de heyecanla bekliyorum. İnşallah ben de babam gibi adaletli, vicdanlı ve güçlü bir baba olurum evladıma. Bundan şüphemiz yok. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İlyas Han nerede? Bütün gün göremedim. İzin istedi, çarşıda işleri varmış. Şu çiçek belasından kurtulduk nihayet. Yayılmadan önünü kestiler. Lakin dikkatli olmakta fayda var. Bilhassa sen. Burası mı? Burası beyim. Hayırlı geceler Sultan. Hoş geldiniz. Beni bu sarayda görmek istemediğini zannediyordum. Fikrimi değiştiren bazı şeyler oldu. Mesela sizin tavrınız. Bunu bir gurur meselesi yapmadan saraydan uzak durduğunuz için size teşekkür ederim. Korktuğum için gelmediğimi söyleyenler var oysa. Haremin dedikodusu eksik olmaz. Ben sizin neden gelmediğinizi biliyorum. Gözünüzde hala bir çocuğum. Bu yüzden beni ciddiye almadınız. Manasız bir hata yapmanı istemedim diyelim Mihrimah. Büyük nezaket. Sizin için hususi yemekler hazırlattım. Arzu ederseniz soğutmayalım. Nefis gözüküyor öyle değil mi? Şeker Ağa epey uğraştı. Şeker Ağa'nın hikmetinden sual olunmaz. Bunu yapmasını ben istedim. Zira validemin en sevdiği yemektir. Bıldırcını çok severdi. Korkmayın sultanım. Sizi zehirleyecek olsam bunu kendi dairemde yapmazdım. Mercan Ağa, senin de lafına güven olmuyor ha. Hani anlaşma yapmıştık? Altın yolun bir tarafı benim, diğer tarafı senin değil mi? Şah Sultanımız gelmiş. Kendilerini görmek istiyorum. Geç kaldın. Yemek başladı bile. Çıktıkları vakit görürsün. Ben yine de görmek isterim. Olmaz. Sultanımızın emri var. Hiç kimse içeri giremez. Kendi dairem dedim ama bu dairenin tek bir sahibi var. O da validem. Hala aklım almıyor. Onun gibi akıllı, güçlü, muhteşem bir kadının sonu böyle olmamalıydı. Daha iyisini hak ediyordu. Senden saklayacak değilim Mihrimah. Hürrem'i günahım kadar sevmezdim. Lakin haklısın, daha iyisini hak ediyordu. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Amin. Bazı geceler Cihangir ağlayarak uyanıyor. Her seferinde annemi gördüm diyor. Bir gün çıkıp geleceğine inanıyor. Bu yüzden bütün gün taşlıkta yolunu gözlüyor, belki gelir diye. Başlayın sultanım. Böyle meselelerden bahsedip sizin keyfinizi kaçırmak istemezdim. Zira keyfinizi kaçıracak daha mühim bir mesele var. Neymiş o? Yaklaş Emine Hatun, yaklaş. Emine Hatun tanıyorsunuz öyle değil mi? Kendisi bana kızımın doğduğu günlerde saraya onu sizin soktuğunuzu söyledi. Sizin için casusluk ediyormuş. Gülfen Hatun. Hayrola Mercan, senin ne işin var burada? Vaziyet kötü. Şah Sultanımız sarayda, Mihrimah Sultan'ın yanında. Beni yanlarına almıyorlar. Lakin siz girebilirsiniz. Ne oldu ki? Niye geldi sultanımız? Anlatırım. Acele etmemiz lazım. Gülbahar. Bu mektubu hünkârımıza yazdım. İçinde Hatun'un itiraf etti. Her şey yazılı. Bunu ispat edemezsin. Hatun'un lafına karşılık benimki. Beni unutuyorsunuz sultanım. Ya da hafife alıyorsunuz. Bu mektup benim mührümle gidecek. Ayrıca Hatun'un itiraflarına benim de ilavelerim oldu. İftira atacaksın öyle mi? İftira denemez. Ortada bir suç olduğu aşikar. Hem de yıllardır devam eden bir suç. Neler oldu bilemeyiz. Mesela Nigar'ı sarayımıza siz sokmuşsunuz. Sonra valideme tuzak kuran sadece Hatice Sultan değilmiş. Siz de yardım etmişsiniz ona. Zinhar benimle bir alakası yok bunun. Alenen yalan. Sizce mevcut vaziyette hünkârımız bana mı inanır? Yoksa size mi? Senden ne istiyorsun Mihrimah? Nihayet beklediğim sual. Merak etmeyin, size karşı merhametli olacağım. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz. Sizden tek bir şey isteyeceğim. En geç yarın sabah payitahttan gideceksiniz. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksiniz. Söylesen de olacak olan bu zaten. En fazla sürgün edilirim. Niye kabul edeyim bunu? Siz gururlu bir sultansınız. Zannediyorum ki saraydan itibarlı bir şekilde ayrılmak istersiniz. Senin Hürrem'e benzediğini söylerdi herkes. Lakin benzemekten daha fazlası. ta kendisi olmuşsun. Bundan ancak şeref duyarım. Az kalsın unutuyordum. Sizden bir isteğim daha var. Son birkaç yılda edindiğiniz bütün serveti Hürrem Sultan Vakfı'na bağışlayacaksınız. Sultanım, ne oldu? Sultanım. Sultanım. Yarın sabah bu iş bitiyor Sümbül. Sultanım, kabul ettiler mi? Ben olsam kabul ederdim. Zira bu vaziyette daha iyi bir teklif olamaz. Atın bu haini denize. Ne olur bağışlayın beni Sultan. Ne olur. Af yok Hatun. Benim adım Mihrimah. Ben affetmem. Nereye kayboldun sen İlyas? Dün hayli geç gelmişsin. Şahinlerimden biri kayıptı şehzadem. Onun peşine düştüm. Senin şahinlerin kıymetlidir. Bulmuşsundur inşallah. Buldum şehzadem. Arzu ederseniz sizinle talim yapmak isterim. Madem öyle, al kılıcını da geç bakalım karşıma. Göster hünerlerini. Aydın. Şehzadem. Allah'ım inşallah kırılmamıştır. Hayli kıymetli bir ayna anlaşılan. Öyle. Daha doğrusu Gabriela öyle söylemişti. Signora Gabriela mı? Evet. Günah aynası denirmiş buna. Efsaneye göre günahlardan sakınmak, korunmak için taşınırmış. Bu mu korunmuş? Olur mu olur. Ben inanırım böyle şeylere. Yalnız tek bir şart var. Günah işlemeyeceksin. Eğer işlersen ayna kırılır, felaket kapıları açılırmış. Divana katılacağım. Gitmeden elinizi öpmek istedim. Rabbim güzel yüzünden sevinci eksik etmesin. Sizin de validem. Şehzadem. Şehzadem iyi misiniz? Mühim bir şey değil. Devam edelim. Bağışlayın beni şehzadem. Nasıl bu kadar dikkatsiz davranırım? Ufak bir kesik sadece. Geç karşıma da şu manasız kaza zaferimi gölgelemesin. Derhal hekim çağırın. Şehzadem dairenize gidelim. Yaranızın sarılması icap ediyor. Şahincibaşı İlyas haber yollamış sultana. İşin bitmesi yakın. nasıl yapacağını yazmış mı? Sana söylemiştim. İlyas akıllıdır. Bir çaresini bulmuş. Kimse bizden şüphe etmeyecek. Akıllı olmasına akıllı da sultanım. Hep böyle sadık mı kalır bilinmez. Ya ihanet ederse? Durduk yere canımı sıkma benim. İlyas'a itimadım tam. Şehzademin istikbali için canını verir. Gel Mercan. Sultanım. Ben sana veda etmeden gitmek istemedim. Veda mı? Siz ne diyorsunuz sultanım? Nereye gidiyorsunuz? Merkez efendi müsaade ederse dervişlerin arasına karışıp bundan sonra orada yaşayacağım. Mevlevihane kapısı dışında bir tekke yaptırıyorum. Esma'na da haber yolladım. Babasının yanından bana gelecek. Sultanım, sultanım. Şimdi haber geldi. Söylediklerine göre Şah Sultanımız eşyalarını toplamaya başlamışlar. Âlâ. İlaveten yaklaşık 10 kere 100.000 akçeyi de Hürrem Sultanımızın vakfına bağışlamışlar. Sultanım, vallahi zekanızın karşısında hürmetle eğiliyorum. Neden kabul ettiniz bunu? Neden sultanım? Mutlaka bir çare bulurduk. Böylesi daha iyi Mercan. Benim artık kalıp savaşacak gücüm kalmadı. Hoş. Kendi kanımdan biriyle savaşacak da değilim. Sultanım, madem gideceksiniz, beni de yanınıza alın. Mercan, bu dünyada güvendiğim tek bir insan varsa o da sensin. Bir gün olsun yanıltmadın beni. Şikayet etmeden, sızlanmadan. Senelerce sadakatle hizmet ettin bana. Buraya kadarmış. Sen burada hünkârımızın yanında kalacaksın. Hayır sultanım, hayır. Canımı isteyin vereyim. Mercan, bir kapı ağası olarak vazifene devam edeceksin. Hünkârımızı koruyacak. O zalimlerin eline bırakmayacaksın. Sultanım. Bu sana son emrimdir Mercan. Nasıl bir kaza bu şehzadem? Allah esirgesin. Ya daha kötüsü olsaydı? Bunu kim yaptıysa derhal cezalandırılmalı. Merak etme. Cezası neyse çekecek. Beter olsun. Nasıl dikkat etmez? Ben Cihan Sultan'a haber vereyim. Merak etmiştir şimdi. Şehzadem. Fahriye Hatun haklı şehzadem. Cezam neyse çekmeye razıyım. Şimdi bırak bunu da seferden bir haber var mı onu söyle. Ne olmuş şehzademize, nasıl? Telaş etme. Şehzademiz iyi. Ufak bir sıyrık o kadar. Doğruyu söyle bana. Benim yalan söylediğim nerede görülmüş? Ne diyorsam o. Benimle gel, şehzademiz dinlensin biraz. Avusturyalıların işgal ettiği Macar kalelerinin çoğu fethedilmiş şehzadem. Orada Estergon'a doğru yürümekte. Bugün yarın o kalede düşecektir. İnşallah. Yaranız kanamış şehzadem. Müsaadenizle sargınızı değiştireyim. İyi olur. Hatunlar kanı görünce ciddi bir şey var sanıyorlar çünkü. Kapıdan Paşa'dan bir haber var mı? Akdeniz Hızır Hayrettin Paşa'nın hususi deryası sayılır şehzadem. Kafirlere haddini bildirmiştir. Çok severim Paşa'yı. Büyük gazidir. Derya'ya Hızır Hayrettin Paşa'dan daha büyük bir savaşçı gelmedi daha. Lakin o beni sevmiyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Abimin taraftarı çünkü. Bilhassa sancak meselesinden sonra. Size öyle gelmiştir şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'mız herkese eşit mesafede durur. Şimdi biraz uyuyup dinlenin şehzadem. Sağ ol İlyas. İyi ki yanımdasın. Varlığın bana her zaman kuvvet verdi. Hünkârım. Allah'ın izniyle Estergon Kalesi artık Osmanlı mülküdür. Bir haber yoktur inşallah hünkârım. Şehzade Mehmet yazmış Hoca Çelebi. İyi Allah'a şükür. Halimi hatırımı sorup hayır duaları ediyor. Şehzademiz hakkında hep iyi şeyler duymaktayız hünkârım. Yaman bir sancak beyi oldular. Allah hepimize öyle hayırlı bir evlat nasip etsin hünkârım. Amin. Dönüş yolundayız Hoca Çelebi, lakin içimden dönmek gelmiyor. Hünkârım, bir süre Edirne'de istirahat buyursanız, evlatlarınız da gelir. Ailenizle beraber olmak iyi gelecektir size. Peygamber Efendimiz, evlat kokusu cennet kokusudur diye buyurmuştur hünkârım. Ağlar! Şehzadem Mehmet'i tahtımın varisi olarak gördüysem, bu onu diğerlerinden daha fazla sevdiğim manasına gelmez Hoca Çelebi. Her birinin yeri ayrıdır bende. Muhakkak hünkârım, muhakkak. Evlat dediğiniz benim bahçemdeki çiçekler misali envai çeşittir hünkârım. Birinin rengi güzeldir, onu beğenirsiniz, alamazsınız gözünüzü, büyüler sizi. Diğerinin gül cemali ışıl ışıldır, parlar. Perde olur iner gözlerinize. Diğeri güçlüdür, dirayetlidir. Hayran bırakır kendine. Biri zayıftır, hastadır. Belki bir dalı kırılmıştır. Acırsınız, merhamet edersiniz onu. Biri yamandır, ayrık otu gibi talan eder bahçeyi. Gene de kıyamazsınız koparıp atmaya. Diğeri, kar yağsın, güneş batsın aldırmaz. Biraz su verin kafidir. Yani hünkârım neticede hepsi aynı toprakta, aynı bahçede büyümüşlerdir. Aklınız birini diğerinden ayırsa bile kalbiniz buna müsaade etmez hünkârım. Nicedir onu rüyamda görüyorum Hoca Çelebi. Şehzadem Mehmet uzanmış tahtımın üzerine uyuyor. Nedir bunun manası? Hünkârım, şehzadelerimiz Manisa'ya tayin edildiğinden beri bu aklınızı meşgul etmekte. Zannediyorum bu sıkıntı acaba bir haksızlık mı ettim düşüncesinin bir tezahürüdür. Eski bir rüya bu Hoca Çelebi. Seneler evvel de görmüştüm Mehmet doğduğunda. Hayra yormak lazım hünkârım. Hayra yormak lazım. Evet. Hünkârım. Söyle Malkoçoğlu, nedir mesele? Yüce padişahımız müsaade ederlerse ayrılma vakti geldi hünkârım. Bir sonraki menzile gidersin. Zira yol daha emniyetli. Hünkârım siz beni merak etmeyin. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Eşkıyası kafiri saldıracak olursa onları da ezer geçerim elbet. Tuna'dan ayrı kalamayacaksın anlaşılan. Gitmek isteyenin önünde durulmaz elbet. Benden sana müsaade. Git ve serhadlerde zaferden zafere koş. Lütfettiniz hünkârım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben senden razıyım, Yüce Rabbim de senden razı olsun. Kılıcın keskin, yüzün ak olsun. Hünkârım. Ne oldu beyim? Acilen gelmemi istemişsin. Sorma Nasuh Efendi. Öyle bir haber geldi ki derhal peşine düşmem icap ediyor. Hayırlar olsun. Ali Ağa'nın izini bulmuşlar. Yiğitlerim takipte. Ben de onlara katılıp o haini bulacağım. Hünkârımız ne dediler? Haberleri yok. Şu an bir şey bilmelerini istemiyorum. Lakin ne olduğu belli değil. Manasız yere bir kez daha sarsılmalarına gönlüm razı değil. İyi düşünmüşsün beyim. İstersen ben de seninle geleyim. Sen hünkârımızın yanında ol. Akıncılarımın yanına gittiğimi söyledim. Herkes böyle bilsin. Evet. Nasıl? İyileşti de. Her şey yolunda de. Ha? Bağışlayın sultanım. İçeri alamayız. Çekilin. Kardeşimi göreceğim. Çekilin dedim size. Kellenizi alırım. Çekilin. Sultanım. Olmaz. Hastalık sarı. Giremezsiniz. Sümbül bırak kardeşimi göreceğim dedim. Sultanım. Ağlar. Döner dönmez bir cami yaptırmak istiyorum. Mimarbaşı Sinan Ağa'ya haber verdim. Derhal çalışmalara başladı. Siz yüce hünkârımızın kudretine ve heybetine yakışır bir cami olacaktır elbet hünkârım. İnşallah. Lakin caminin nerede olacağı mühim Hoca Çelebi. Siz merak buyurmayın hünkârım. Ben münasip yerleri tespit eder, size arz ederim. Âlâ. Dikkatli olmak lazım Rüstem Paşa. Öyle bir yer seçelim ki bu cami tek bir kulumun dahi hanesini gölgede bırakmasın. Kimsenin gönlü kalmasın. Hünkârım, Saruhan sancağından bir ulak geldi. Bir an evvel huzura kabulü beklerler. Alın içeri. Hünkârım. Ben Şehzade Mehmet Hazretleri'nin hususi ulağı Ömer Çavuş. Söyle Ömer Çavuş. Şehzademiz Sultan Mehmet Hazretleri yakalandıkları çiçek hastalığından mütevellit Hakk'ın rahmetine kavuştular. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum. Bu koku, gül kokusu duymak istiyorum. Barut kokusu, Susmayın, kazandın deyin. Kazandın, lakin yüzün asla gülmeyecek deyin. Karanlığın içindesin, hakikati görmüyorsun deyin. Nedir hakikat? O tek bir Allah'tır. Bu tependeki güneş değil Süleyman. Yoksa ışıtmaz mıydı seni? Isıtmaz mıydı? Bu soluduğun hava değil. Yoksa can verirdi sana. Atardı kalbin. Şu bastığın toprak mı? Eğer öyleyse seni neden almaz içine? Ruhun alemde ızdırap çekerken vücudun neden toprağa karışmaz? Yanmadın mı Süleyman hak aşkına? Yanmadın mı onun aşkına? Yanıp da küle dönmedin mi? Savurmadı mı rüzgar senin her bir zerreni? Savurup da küllerini dağıtmadı mı? Hünkârım, Şehzade Sultan Mehmet Hazretlerinin naaşı Manisa'da bekletilmekte. Nereye defnedilmelerini emredersiniz? Buraya getirin aslanımı. Payitahta getirin. Hünkârımız içeride mi? İçerideler sultanım. Lakin hiç kimseyle görüşmek istemiyorlar. Gecenin karanlığı, senin karanlığının ışığıdır Süleyman. Ayın nuru, senin sevgilinle buluşmanın nurundandır. Bu yüzden elçi oldu günahların ve cinayetlerin. şahları bile mat eden sevgilim. Neredesin? Duy sesini, beni de al yanına. Sağ yanımdaki melek, sol yanımdaki şeytan nereye gittiniz? Duyun sesimi. Yetiş ya Rabbi. Durduramıyorum ölümü. Hünkârım. Yüce Rabbimiz bize bir mucize bahşettiler hünkârım. Ben Hürrem. Dedim ki ben oyum. Sultan Süleyman'ın cariyesi. Nikahlı karısı. 5 evladının anası Hürrem. İşkenceyi reva gören kim? Bu bir günahsa işleyen kim? Düşmanlarım mı? Yoksa kendi karanlık sırlarım, suçlarım mı asıl düşmanım? Bir imtihan mı bu? Arınmak ve küllerimden yeniden doğmak için bir fırsat mı? Ben Hürrem. Gözlerimle yüreğimi karartan ölü havadan çıkınca Sultan Süleyman'ı, canımın padişahını görünce yeniden yaşama sevinci doldu bakışlarıma. Her türlü korkuyu bir kenara bıraktım. Zaten ıslanmış olan bir daha ıslanamaz Hürrem. Zaten yanmış olan bir daha yanamaz. Kalbinde yanan ateşi avuçlarının içine al. Hancınla vura vura demirden bir yumruk yap. Öfkenin, nefretin yayında ger ve bir ok gibi düşmanlarının kalbine sapla. Sonsuza dek yanmaları için. Hürrem. Süleyman.